Tam rekabetçi pazarlarda uzun vadede neler olduğunu biraz daha detaylıca incelemeye ne dersiniz? Sol taraftaki grafik bundan önceki birçok videodan da görmeye alışık olduğumuz tam rekabetçi pazarın arz ve talep erilerini içeren grafik. Denge fiyatı kesikli çizgiyle gösterilmiş. Bundan önceki videolardan tam rekabetçi pazarlarda yer alan firmaların pazar fiyatını da olduğu gibi kabul ettiklerini hatırlayacaksınız. Bu da pazardaki fiyatın firmaların marjinal gelirine eşit olması anlamına geliyor. Bu firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ettikleri için fiyatı değiştiremezler. Ancak ne kadar üreteceklerine dair bir karar verebilirler. Üretim miktarının da marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktaya kadar marjinal maliyetten yüksek olduğu bu aralıkta olması mantıklıdır. Bunlara dayanarak bu firmanın rasyonel üretim miktarını bu şekilde işaretleyebiliriz. Bu miktarda yine önceki videolarda gördüğümüz üzere ekonomik karları olacağını da biliyoruz. Hemen onu da gösterelim. Bakın, bu miktardaki ortalama toplam maliyet bu kadar. Bu da marjinal gelir olduğuna göre her bir birim için bu kadarlık bir kar söz konusu. Bunu toplam üretim miktarı ile çarptığımızda da elde edeceğimiz bu dikdörtgenin alanı bize pozitif ekonomik karı verir. Bu durum kısa vade için geçerlidir. İsterseniz bir de uzun vadede ne olacağına bakalım. Şimdi başka firmalar ekonomik kar elde eden bir firma olduğunu elbette fark edecekler. Tabii ki ekonomik karın normal maliyet haricinde fırsat maliyetini de içerdiğini hesaba katmak lazım. Bu durumda diğer firmalarda ekonomik kar elde edebilmek için kaynaklarını bu pazara aktarmak isteyeceklerdir. Pazara girişler sonucunda arz erisi sağa doğru kayacak, başka bir deyişle Herhangi bir fiyat için arz edilen miktar artmış olacak. Bu arz eğrisini 1 olarak işaretleyelim. Az önce de söylediğim gibi pazara girişler var. Bunun sonucunda buna benzeyen bir durumla karşılaşabiliriz. Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışacağım. Evet. Sonuç olarak 2 numaralı arz eğrisini elde edeceğimizi düşünelim. Peki bu durumda A firması hangi miktarı üretir? A firmasının pazarda yalnız olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Bu durumda yeni bir denge noktası oluşacak. Bu fiyatı 1 olarak not edelim. Evet, yeni denge fiyatını da P2 ile gösterelim. İşte burada. P2, A firmasının yeni marjinal gelir eğrisine de eşit olacak. Hatta bu durum sadece A firması için değil, pazardaki diğer tüm firmalar için de geçerli. Yeni marjinal eğrisi bu olacak. Bana bu durumda A firması için rasyonel olan üretim miktarının ne olacağını söyleyebilir misiniz? Ne demiştik? A firması marjinal gelir marjinal maliyete eşit olana kadar marjinal gelirin marjinal maliyetten yüksek olduğu bu aralık boyunca üretim miktarını arttıracak ve bu miktarı üretecek. Yeni üretim miktarının bir öncekinden az olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Neden diyecek olursanız, olduğu gibi kabul etmesi gereken pazar fiyatı da bir öncekine göre düşük de ondan. Pazara girişler devam ettikçe yatay marjinal gelir eğrisini de belirleyen pazar fiyatı da düşmeye devam edecek. Ve A firması bir noktada artık ekonomik kar elde edememeye başlayacak. Bu noktada marjinal gelir, marjinal maliyetle eşit, ek olarak marjinal maliyet, ortalama toplam maliyete de eşit. Tam rekabetçi bir pazarda firmalar ortalama toplam maliyetlerini minimize edecek miktarı üretirler başka bir deyişle üretim etkinliğine sahiptirler. Marjinal maliyetin ortalama toplam maliyetle kesiştiği noktanın ortalama toplam maliyetin minimum noktası olduğunu daha önceki videolarda görmüştük. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetin altında olduğunda ortalama toplam maliyet azalıyordu. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetin üzerinde olduğunda da ortalama toplam maliyette artmaya başlıyordu. Kısa vadede ekonomik kar elde edilen bir senaryoda uzun vade söz konusu olduğunda pazara girişler sonrasında ekonomik karın sıfırlanacağını, ekonomik karın sıfırlandığı bu noktada firmaların üretim etkinliğine sahip olacaklarını, başka bir deyişle ortalama toplam maliyetlerini minimize eden miktarı üreteceklerini gördük. Ek olarak buradaki denge noktasının arz ve talep eğrilerinin kesiştiği bu nokta denge fiyatı ve denge miktarını belirliyordu. Bu durumda dağıtım etkinliği olduğundan da bahsetmiştik. Tüketici fazlası kaybı dediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Burada tüketici fazlası kaybı olmayacak. Çünkü denge fiyatı ve miktarında marjinal fayda, marjinal maliyete eşit. Bu noktada bazılarınızın hakkına farklı bir senaryoda gelmiş olabilir. Hemen göstereyim pazarın birdenbire olması gerekenden kalabalık bir hale geldiği ve arz eğrisinin bu konuma geldiği senaryoyu da ele alalım bunları da adlandıracağım bu marjinal gelir 1 p1'e eşit bu da marjinal gelir 2 ve p2'ye eşit buraya da p3'ü ve marjinal gelir 3'ü çiziyorum marjinal gelir 3 eşittir p3 de yazalım şimdi bu pazara bu denli giriş olursa a firması çok daha zorlayıcı bir durumda kalır üretim miktarları daha önce de defalarca gördüğümüz gibi buraya geriler. Ancak bu miktarda her bir birim için ortalama toplam maliyetlerinin elde ettikleri gelirden fazla olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu da kısa vadede ekonomik zarar anlamına gelir. Peki ya uzun vadede ne olur dersiniz? A firması ekonomik zararı olan diğer tüm firmalarla birlikte uzun vadede büyük ihtimalle pazardan çıkacaktır. Bu durumda arz eğrisi de sola doğru kayacaktır. Ve biz de firmaların ekonomik kar elde etmediği, tüketici fazlası kaybı olmayan, dağıtım etkinliğine sahip bir pazarın olduğu, üretim etkinliği olarak da adlandırılan firmaların ortalama toplam maliyetlerini minimize eden bu noktada üretim yaptıkları bir gerçekliğe geri döneriz.